birisi Kütahya'da bu manevi şahsiyet, bu manevi sorumluluk bana verilmiş. Kütahya'nın şerifinden Alim Işık'a cevap. Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Alim Işık, Kütahya Valisi Şerif Yılmaz'ı isim vermeden eleştirmişti. Kütahya Valisi Şerif Yılmaz da isim vermeden Alim Işık'a cevap verdi. Kütahya Valisi Şerif Yılmaz, devletin devamlılıkla yürütülen bir kurum olduğunu söyledi. Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu'nda konuşan Vali Yılmaz, valilik makamının kimsenin şahsi çıkar amacı olarak kullanamayacağını belirterek, çeşitli vesilelerle basın çalışanlarıyla beraber zaman ve mekan gözetmeksizin Anadolu'yu karış karış gezen bir mesleğin mensubuyum. O nedenle de en fazla mesai arkadaşım, belki de ailemizden fazla gördüğümüz arkadaşlarımız, basın mensuplarımızdır. Her nerede görevli olursak olalım, basın çalışanları da bir kamu görevi yapmaktadırlar. Yaptığınız her iş, yazdığınız her satır, söylediğiniz her söz karşılığını bulmaktadır. Bu meslek bir kamu görevlisi gibi hem sorumluluk gerektirir hem de bunun mesuliyetini basın ilkeleri içerisinde idrak etmemizi gerektirmektedir. Bugün itibariyle göreve Kütahya'da başlayalı 9 ay oldu. Kütahya geneli itibariyle ilgili nasılsa sivil toplum kuruluşları da onları yansıtır. Bu bütünlük çerçevesinde içinde taşıdığı güzelliği, huzuru, sükuneti, anlayışı ve hoşgörüyü görmemiz mümkündür. Devlet devamlılıkla yürütülen bir kurumdur. Devlet yönetiminde bazı kuralları uygularsak her şey düzen içerisinde devam eder. Kimse kimsenin hak ve hukukuna tecavüz etmez. Eğer aşiret sistemi üzerine yürütmeye çalışırsanız bugün birçok ülkede gördüğümüz sıkıntıyı bizler de yaşarız. O nedenle bir söz söyleniyorsa onun doğruluğunu kontrol etmemiz gerekmektedir. Bizim devlet geleneklerimizde yerleşmiş bir anlayış olarak valilik makamını kimse şahsi çıkarı ve amacı için kullanamaz, siyasete alet edemez, devletin maneviyatını yıpratamaz. Ben siyaset yapmıyorum, ben devletin kurallarının, devletin nizamı içerisinde yürütülmesi için bu sorumluluğu taşıyan birisiyim. Devlet hükümet tarafından ay yıldızlı bayrağın dalgalandırılması görevi vali unvanı ile kanunlar çerçevesinde bana verildi. Bir takım siyasi küçük polemikler için valilik müessesesinin ağızlara sakız yapılmasından rahatsızlık duyuyorum. Birkaç kez aynı duyumla karşılaştım. Eğer belirli bir yönetime talipseniz açık açık konuyu dile getirirsiniz. Devletin valisine de hitap ederken o saygınlığı ve hürmeti göstermek zorundasınız ifadelerini kullandı. Kütahya'da bu manevi şahsiyet, bu manevi sorumluluk bana verilmiş. Devletin tarafından, hükümetin tarafından bayrağı burada dalgalandır diye bana onu çizilmiş. Bayrağı dalgalandırırken bunun mesuliyetini de devlet içeriği içerisinde yaparız. Kendi bir takım siyasi küçük polemikler için vali meclisinde bu şekilde ağza sakız yapılmasından rahatsız oluyorum. Bu birkaç defa da doğru. Eğer burada bir yönetime talipseniz, bir şey yönetmeye istiyorsanız çıkarsınız, açık açık buyurarsınız. Devletin bir yetkilisi değilim ben. Devletin valisi. Devletin valisine de hitap ederken o saygınlığı ve o müesseseye olan devletin verdiği, insanlarımızın verdiği saygıya da hürmet edilmesi lazım. Bu gözle bakıyorum.